Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan alanların sevgili seyirciler en kısa sürede yangına dayanıklı türlerle ağaçlandırılacağını söyledi. Pakdemirli, milli parklarında yangından etkilenen çam balığı üreticilerinin kullanımına açılacağını belirtti. Pakdemirli ayrıca Azerbaycan başta olmak üzere yangın söndürme çalışmalarına destek veren tüm ülkelere teşekkür etti. 2021 yılı fidan dikim sezonu için 1000 farklı türde 273 milyon dikilmeye hazır fidanımız var. Güçlü bir altyapımız var. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir kez daha yanan alanların en kısa sürede ağaçlandırılacağını söyledi. Benzer yangınların yaşanmaması için alınacak tedbirlere değindi. Yapılan ağaçlandırmada emniyet şeritleri oluşturulacak. Bu şeritler minimum 60-80 metre arası olacak. Bantlar halinde yangına dayanıklı türler dikilecek. Yerleşim yerlerine yakın yerlerde yangın koruma şeritleri oluşturulacak. Bakan Pakdemirli, yangından etkilenen çam balı üreticilerine yönelik destekleri açıkladı. Yangından zarar gören, tespit ettiğimiz ve etmeye devam ettiğimiz çam balı üreticilerimize de 30 lira bölü kilo bal üretim desteği vereceğiz. Çam balı üretim alanına alternatif olarak bugüne kadar milli parklara müsaade etmiyorduk. Milli parklarda arıcıların konaklamasına açılacaktır. 9 ilde 9051 çiftçinin hasar tespitlerinin yapıldığını belirten Pakdemirli, gerekli yardımların en kısa sürede hak sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti. Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ve Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzaev'in de katıldığı koordinasyon toplantısında, başta Azerbaycan olmak üzere yangın söndürme ekiplerine destek veren tüm devletlere teşekkür etti. Dünyanın her tarafından yardımlar geldi. Ama en önemli yardım ve en önemli dostluğu da dost ve kardeş ülke Azerbaycan'dan aldık, gördük. 900'ün üzerinde personel, 50'nin üzerinde, 90'ın üzerinde araçla bizlere şu anda Muğla'daki yangınlarla alakalı destek vermeye geldiler. Onlara çok çok teşekkür ediyorum.